seçim sonuçlarından sonra böyle etrafıma bakıyorum. Bu Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler, özellikle Erdoğancılar neden halen Erdoğan'ı seçiyor onu düşünüyorum. Ama genel olarak zaten Erdoğan'ın bu seçim sürecinde hem rakipleriyle hem kendi tabanına dönük yaptığı seçim politikaları çok da adaletli bir seçim sistemi yok. Yani Erdoğan iktidara geldiğinden beri 20 yıldır, 22 yıldır neredeyse bir kuşak kadar insanlar büyüdü. Hiçbiri de memnun değil. Ama yine de iktidarda duruyor bir şekilde hileyle, manipülasyonla. Yani son ilk turda zaten Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanmıştı. %55 oyla. Ama devletin içindeki klikler Kılıçdaroğlu'nun bu seçimde zafere, yani o aldığı oy oranını düşürerek Kılıçdaroğlu'nu teslim aldılar. Kürdistan'da Erdoğan artık bir fonksiyonu yok. %15 şehirlerde çıkan oyların hepsi de zaten asker polis oyu. Sonradan getirip yerleştirdiği başka uluslardan insanların oyu. Yani Kürdistan'da Erdoğan silindi. Oy alamadı. Yani Kılıçdaroğlu'nun her ne kadar Kürtlerin adayı değilse de yani destek verip Erdoğan'ı düşürmek için Kılıçdaroğlu'nu desteklediler. Bu seçimde de Kılıçdaroğlu'na oy vererek yani bu rejime cevap vermek istediler. Her yerde de Kılıçdaroğlu yani Erdoğan'ın hiç %80 oy aldığı yer yok. Mesela bir şehirde Maraş ya da Konya'da bile %80 oy alamamış. Ama Kılıçdaroğlu mesela Dersim'de %80 oy almış. Diyarbakır'da %75 oy almış. İşte Van'da %65 oy almış. Erdoğan'ın %60 üstüne çıktığı bir oy oranı yok. 7 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan zaten seçimle gidebilecek bir lider değil. Ya da işte bir şu an bir yönetici değil. Onun için Türkiye'de yapılacak her seçimde yine tekrar Erdoğan seçilebilir. Ama o demokrasi anlamına gelmiyor. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde Erdoğan'ın bu kazanışını ya da bu seçimi kazanmasını kimse demokrasi olarak nitelemiyor. Bütün manşetler Erdoğan karşıtı. Erdoğan'ı sadece tebrik eden Katar emiri, Taliban ya da Suriye'de şu an rejime karşı savaşan çeteler onu destekliyor. Başka kimse desteklemiyor yani. Çünkü bir savaş rejimi Erdoğan. Kürtleri soykırıma uğratmak isteyen bir sistem. Aynı zamanda her yere Kürtlerin olduğu her yere saldıran bir lider. Onun için nereye giderse yani bu sistem bu haliyle bile önümüzdeki mesela yerel seçimler var 8 ay sonra. Hepsi yine Kürtlerin kapısına gelecek. İşte İstanbul'da aday çıkarmak için, Ankara'da aday çıkarmak için, Mersin'de aday çıkarmak için, Adana'da aday çıkarmak için Kürtler kimi desteklerse o yine belediyeleri alacak. Yani ben Erdoğan'ı kendim cumhurbaşkanı olarak görmüyorum. Yani şu an çünkü diploması bile yok. Türkiye'de cumhurbaşkanı olmak için bir insanın yani yeterli şartları var yasal olarak. Erdoğan'ın da böyle bir diploması yok. Herkes de biliyor. Yani IŞİD'le ortaklık yapan, Kürtlere savaş açan, soykırıma uğratmaya çalışan bir lider. Avrupa'yla hani Avrupa'ya karşı sanki İslam dünyasının lideriymiş gibi görünüyor ama bütün İslam dünyasındaki savaşın aslında müsebbibi de kendisi. Suriye'deki savaşın müsebbibi de o. Libya'daki savaşında. Almanca.